Bir diğer pozisyon var. 2 penaltımız var demiştik. Bu pozisyonun devamını istiyorum ben. Beşiktaş ceza sahasına gidiyor çünkü bu pozisyon. Devamı. Kesmeden bir görelim onu. Peki. Arada bir kesinti olup olmadığına bakacağım. Ha, öyle o şekilde. Şimdi, nasıl yani? Burada kesinti şimdi yok. Çalmadı. Devam, oynatalım bunu. Evet. Oynatalım. Atak devam etsin. Topu soksun kaleci oyuna. Ama onu kesmişlerdir onlar. Kesinti yok hocam. Ben. Kesinti yok. Arada oyun durmadıysa. Evet. Arada oyun durmadıysa. Bu akşam çok ciddi bir skandala imza atıyoruz. Arayı göremediğim için söyleyemiyorum. Durmadıysa, bu tarafa geldiyse. Durmamış, baktılar şeyden. Emin mi? Evet. Durmadı değil mi? Hiç durmadan bu tarafa geliyor, hiç bu pozisyon mu yaşanıyor? Yani. Şimdi tekrar teyit ediyorlar. Yok, hiç durmadan, bakın Immobile pozisyonundan sonra hiç durmadan ceza alanına gelip Beşiktaş'ın aleyhine bu penaltı çalındı. Evet. Canlı yayında izlerken öyle gördüm ama teyide yani muhtaç. Yani Immobile pozisyonunun devamında diğer tarafın pozisyonu penaltısı oluyor. Oyun hiç kesilmedi. Şimdi teyit edecekler kulağıma. O zaman şöyledir, uygulama usulünden bahsediyorum. Buraya geldi, bu penaltı değil, hakem verdi. O tarafa dönebilirsin, iptal, atak fazının başına. Oraya geçeceksin. Evet. Yani. Ya bir de işin tuhafı ne? Kırılma anı. Şimdi maç 3-0 olacak, maç bitecek. Fişi çekecek. Şimdi o akıyor değil mi? Şimdi burada penaltı. Evet. Oyun hiç kesilmemiş. Oyun akıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum ben. Bu kim? Emre Kargın kardeşimiz. Oraya bakmıyor hiç. Ha, ama diyebilir ki o hakem... elle sarılmayı hakemin yorumuna bıraktığı için giymeyebilir. Beyazlı oyuncunun şeyi, yaslanması var falan diye düşündü. Diyebilir. Bariz benim için hadi, bir şey yok dedi. Var. Hadi orada hoş görelim bu pozisyonu. Var ama, için yani. Var tarafını söylüyorum. Hoş görelim. Sağdaki hakem için orada görüyor. Aa diyor. Bu tarafa geliyor. Burada... olmayanı yaratıyor. Görmediğine, kafaya geldiğini düşün. Ha peki hocam, kafaya gelmiyor da bu. Bu tehlikeli hareket endirekt vuruşa döner mi şu hareket? Bu tehlikeli hareketi getirin pozisyonu. Getirin. Çünkü beyazlı oyuncuya, rakibe geliyor. Tarif edelim. Kaldırsın ayağını, orada dur. Ayağı kaldırsın. Kale arkasından bir görüntü var. Orası daha güzel. O daha güzel, evet. O da gelecek şimdi. Ha, bu da güzel. Dur. Tamam, yavaş. Az geri gel lütfen. Biraz geri gel. Şöyle... Yavaş hafif oynatalım. Biraz daha. Evet. Şimdi bu ayak kalktı kafa hizasında ama 9 numaralı Nanzo muydu oyuncunun ismi? Evet. O ayağı kafaya sokuyor. Önce Beşiktaş. Nazon. Önce Beşiktaş'ta oyuncu topa hakim. O uzaktan gelerek kafaya sokuyor. Onun top yakınındayken kaldırmıyor Beşiktaş'ta oyuncu ayağını. Ama o kafa mesafesi, ayak mesafesi. Bir daha geri gelelim. Yani ayağın normalde olması gereken nokta değil ya orası. Penaltı olmadığında hepimiz hemfikiriz de. Hadi eyvallah diyelim de tehlikeli hareketler öbür oyuncunun. Onları da görmüyor yani. Hiçbir şey görmüyor. Yani o kadar çok şey var ki burada. Verilmeyecek tek şey var. Verilmeyecek tek şey penaltı. Evet. O da onu veriyor. Öbür tarafta verilecek tek şey penaltı. Vermiyor. Immobile. Onu vermiyor, burada veriyor. Bak... Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş yönetim konuşuyor 7. haftada. Günaydın, daha yeni konuşuyorsun. Burada ama 1. hafta söyledim. Aynı filmi tekrar vizyona sokuyorlar. Konuşuyorlar bak, ama hocam. Hayır, konuşuyorlar yani. Da geç. Aynı filmi ender vizyona sokuyorlar. Nedir bu? Beşiktaş dikkat etsin. Beşiktaş şimdi iyi futbol oynuyor. Yukarı imelenmeye başlıyor. Ve de geçtiğimiz sezonlarda MHK, hakem kararları ve rakiplerine dikkat etsin. Beşiktaş'ın üzerine ciddi anlamda geliyorlar. Az önce söylediğimi tekrarlıyorum. Aynı filmi tekrar vizyona sokmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ı tekrar önünü kesip tekrar yarışın dışına atmak istiyorlar. Bunu 1. hafta Beşiktaş iyi futbol oynadı, kazandığında hakem kararında söylemiştim. Doğru. Beşiktaş yönetim 7. haftada ancak daha yeni bunu dile getiriyor. Şimdi bu pozisyonun incelenme esasında neler olması gerektiğini anlatacağım. Ama öncelikle hocamın söylediğine bir katkı sağlamak istiyorum. Eğer siz hakemliği yönetecek birimi oluştururken liyakata, donanıma, bilgi birikim ve becerilerine önemsemez. Her yer için geçerli. Bakın bu. Her yer için geçerli. Hakemlik için ülkemizde daha bu ülke iklimi hakem ve MHK konusunda çok hassas. Doğru mu? O yüzden çok daha önemli. Şimdi bu yaşananlar şu anda 7. haftadayız değil mi? Şu yaşananları gördükten sonra ben şu sözü sormak istiyorum. Terkibi bente Ziya Paşa ne diyor? Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Nokta. Şimdi buraya geliyoruz. Bu pozisyonda gitti izledi ya bu kardeşimiz. Evet. Az önce siz dediniz ya hocam tehlikeli bir hareket değil mi bu? Endirek olur mu? Der ki var protokolü. Kardeş gittin izledin. Gördün. Orada eksik kalan sarı kartı, vermen gereken kırmızı kartı, işte en direkse en direğe, direkse direğe, neyi gördüysen izliyorsun ya pozisyonu. Tabii. Hakem atışı değil, onu ver diyor. Tabii. Bu hakem burada atışı. O da var. O da o kalitesizlik de burada. O yani. Da var. O da var. Saçma sapan bir şey çıkıyor. Çünkü burada. Dün siz dediniz ya hocam, küt diye böyle bir yumruğu yemiş gibi olacak. Şimdi o umarım olmuştur. Yumruğu yedi dedik ki Allah Allah, Beşiktaşlı oyuncu Beşiktaşlı oyuncuya yapıyor. Ama öbüründe kafasına yakın. Bari en direkt ver. Gördün çünkü bu tehlikeli hareketi gördün. Onu ver bari. Zaten, bana göre değil hocam. Yok zaten Immobile olanı vermen lazım. Ya normal ya. Faz başa dönmesi lazım zaten. Aynı dakika içinde ya. İşte aynı dakika içinde. Nereden tutsan elinde kalıyor. FIFA'sı buysa vah ki vah. Hocam şöyle düşün ya. Gitti VAR'a hocam. Gitti VAR'a. Tamam penaltı dedi pozisyon. Kafasına ayakla geldi. Ondan sonra VAR'daki hakem diyor ki hocam ondan önce bir pozisyon daha var ama diyor. Bak diyor Immobile'yi çektiler diyor. Bu sefer Immobile'ye mi gidecek? Çünkü atak görmek istediğim için. Normalde. Acaba fazın başına dönüp inceler. Şimdi hocam işte, fazın başına dönecek ama atak gittim bu tarafa gitti. Yani onları da görmemiz lazım. O yüzden sordum ben. Yani. Demek ki oyunda olmadan fazları orada yakmışlar. Fazları yakmışlar. Sigortayı orada yakmışlar. O tarafı geriye çekip veremiyorlar. Direkt oradaki penaltıyı veriyorlar. Hocam, penaltı olmayan Beşiktaş'ın aleyhine. Trifaz, monafaz yani... Baspar vardır, büyük baspar. Trifaz girer, monofaz çıkarsa baspar patlar. Bunlar da hepsi ne bar kaldı, ne bunların pas kaldı. Da patladı bugün zaten. Ya büyük patladılar. Patladı. Yazık, hakikaten yazık. Ya bu adam bir de derbi yönetti ya. Bir tane daha penaltı pozisyonu var Beşiktaş'ın.